Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı sayfa 29 cevabı ise önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular, hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı sayfa 29 cevabı A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Demokrasi, halkın yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar, sahip oldukları görüş ve düşüncelerini tolerans sınırları içinde tartışarak rahatlıkla ortaya koyabilmektedir. Buna göre aşağıda verilen görüşlerden hangisi demokrasiyle bağdaşmaz? A. Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. B. Demokrasi, halkın görüş ve düşüncelerinin özgürce ortaya konulduğu bir yönetim şeklidir. C. Demokrasi, belli bir grubun her zaman üstün olduğu bir yönetim şeklidir. D. Demokrasi, tolerans sınırları içinde tartışma ortamının yaratıldığı bir yönetim şeklidir. E. Demokrasi, insan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir. Cevap, C. İkinci aşağıdakilerden hangisi, demokratik vatandaşın taşıması gereken özelliklerinden biridir? A. Yönlendirmeye açık olma. B. Katılımın düzeni bozacağına inanma. C. Çeşitliliğe karşı çıkma. D. Hak ve özgürlüklerini bilme. E. Sosyal adalete inanmama. Cevap, D. Üçüncü aşağıda verilenlerden hangisi, temsil demokrasinin bir çeşidi değildir? A. Parlamenter sistem. B. Meclis hükümeti. C. Başkanlık sistemi. D. Yarı başkanlık sistemi. E. Doğrudan demokrasi. Cevap, E. Dördüncü aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel niteliklerindendir? A. Çoğunlukçuluk. B. Katılım ve çoğulculuk. C. Seçilme. D. Güçler birliği. E. Kanun devleti. Cevap, B. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Matbaacılık Ders Kitabı sayfa 29 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.